İğneden ipliğe zam geliyor. Temel tüketim maddelerinde bile fiyatlar kısa süre içinde ikiye katlandı. Vatandaş ise hükümetten çözüm bekliyor. Döviz kuruyla hiçbir işi olmayan pek çok sektörde bir anda büyük fiyat artışları yaşandığına dair yoğun şikayetler alıyoruz. Değerli arkadaşlar, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. İstismarcılara fırsat vermeyeceğiz açıklamaları ve denetimlerse sürüyor. Marketleri dolaşan ekipler fiyat kontrolü yapıyor. Gerektiğinde yasal işlem yapıyor. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışlarının denetlenmesi konusundaki son durumu açıkladı. Buna göre 4000'e yakın firmada 70.000'e yakın ürün denetlendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz kanalıyla 3974 firmada toplam 69.200 ürün denetlenmiştir. Diğer taraftan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü'nce üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır denildi. Ancak bu adımlar vatandaş açısından bir şey değiştirmiyor. Zira yapılan faiz zamlar geri alınmıyor. Cepleri yakmaya devam ediyor. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele programını salı günü açıklayacaklarını duyurdu.